Milyonlarca çalışanın gözü kulağı taşeron işçilere kadro verilecek mi haberinde. AK Parti seçim beyannamesinde üstüne basa basa bu konuda garanti verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen sohbet toplantısında bu konuyu gündemine aldı. Taşeron işçilerle ilgili sıkıntıların varlığından haberdar olduklarını da söyleyen Soylu, asıl iş ve yardımcı işleri Maliye Bakanlığı ile belirleyip bu listeyi Bakanlar Kurulu'na sunmanın gayretindeyiz. Taşeron konusunun huzurlu bir şekilde sonuçlanması için adımlarımızı atıyoruz dedi. Şimdi bu konuyla ilgili stüdyomuzda bir konuğumuz var. Konuğumuz Tek Gıda İş Sendikası Ordu İl Başkanı Ali Öner. Hoş geldiniz Sayın Öner. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Esengül Hanım, bizi buraya davet ettiğiniz için bu konuyla ilgili. Çünkü seçimden önce, 7 Haziran seçimlerinden önce taşeron çalışmayla ilgili ve taşeron çalışanlarla ilgili AK Parti hükümetin, yani bugünkü hükümetin büyük bir vaadi vardı taşeron işçileriyle ilgili. Ve burada aşağı yukarı 1 milyon 200 bin işçi pür dikkat bakanlardan ve hükümetten gelecek açıklamayı bekliyorlardı. Fakat şu ana kadar gördüğümüz ve beklentilerimizin karşılanmadığı ve arkadaşlarımızın sukut hayale uğradıklarını gördük. Çünkü 7 Haziran öncesi verilen seçimlerde, seçim vaatlerinde bir takım en azından üst işverenlerin, işlerini yapan arkadaşlarımızın kadroya geçilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve bunların Maliye Bakanlığı'nda onayı alındıktan sonra bu arkadaşlarımıza kadronun verilmesiyle ilgili bir takım çalışmaların yapıldığını hepimiz biliyoruz. Evet. Ya da bu şekilde söylendiğini biliyoruz. Ama geldiğimiz şu noktada halihazırda herhangi bir çalışmanın ya da böyle bir şeyin yapılmadığını bugün de işte Süleyman Bey'in, bakanımızın yaptığı bu açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Ve bu çalışmayla ilgili anladığımız kadarıyla şimdi yeni bir oluşum ve yeni bir şey yapılacak. Ve taşeron çalışan arkadaşlarımızın beklentilerini bir başka bahara mı bırakacağız diye bir soru gelmiyor değil aklımıza. Evet. Asıl işi yapan ayrımı diye bir konu başlığı var. Bunu biraz açarsak, asıl iş derken hangi birimleri veya görevleri kapsıyor bu konu? Aslında taşeron işçiliği ilk çıktığında, yani yasalaştığında bu şeyle ilgili baktığımızda inşaat sektörü ve otomasyonla ilgili alanı kapsayan bir çalışma sistemiydi. Fakat daha sonradan bu özellikle de kamu eliyle bu sistem geliştirilerek, daha da yaygınlaştırılarak özellikle de kamuda daha ağırlıklı kullanılmaya başladı. Şu anda bildiğimiz kadarıyla ülkemizde işte devlet hastanelerimizde, sağlık sisteminde, üniversitelerimizde, belediyelerimizde ve karayollarında, devlet su işlerinde bütün kamu kuruluşlarında artık taşeron çalıştırmayla ilgili şu anda yoğun şekilde bir çalışma ortamı yaratıldı. Ve bunun da daha da geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Taşeron işçiler için yapılacak bir düzenleme öncesi işçi sendikalarıyla da görüşme olacak mı? Bu konuda beklentileriniz veya önerileriniz var mıdır? Muhtemeldir ki tabii ki federasyonlarla bu konuyla ilgili görüşmeler yapılacaktır. Ama her ne kadar yapılsa da bile biz biliyoruz ki bu sadece televizyonların önünde, basının önünde yapılacak bir görüşme olacak ve sonuçta da hükümet nihai kararı hükümet verecek. Burada sendikaların şu ana kadarki yapmış olduğu itirazlardan dolayı taşeron işçiler bir takım kazanımlar elde etmişlerdir. Özellikle de 4C olayında bunu gördük. Bundan da önce biliyorsunuz tekel işçilerinin, karayolları işçilerinin vermiş oldukları, mahkemeye vermiş oldukları bundan dolayı bir dava süreci yaşanmıştı. Ve hükümet bu dava sürecinin akabinden kazanılan 7000 davanın akabinden de karayollardaki işçilere kadro sözü vermişti. Fakat hala hazırda bu kadro sözünün tamamının gerçekleşmediğini de bizzat yaşadık ve gördük. Yani o verilen sözler şu ana kadar tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Evet. Taşeron çalışanlar için sevindirici haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi dedik. Sıkıntıları biliyoruz, çalışmalara başladık dedi Sayın Soylu. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mıdır? Şimdi sıkıntıları biliyoruz, çalışmalara başladık. Bakanımızın bu temennisi güzel, beklentilerimiz de bizim buna yönelik. Fakat ben inanıyorum ki her ne kadar sıkıntılarımızı bilse de, dertlerini de bilseler de çalışma hayatındaki taşeron işçilerinin şunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. İnsanları şu anda büyük bir beklenti içine soktular. Veya soktuk. Şimdi
23 bin çalışandan fazla insanın kadro almasının mümkün olmadığını biz biliyoruz. Ama şu anda bu ülkede 1200'ün üzerinde, hatta 1700'lerin üzerinde, 1 milyon 700 binin üzerinde çalışan taşeron işçi olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda 23 bin civarında bir çalışanın kadroya geçilmesiyle ilgili bir çalışma evet var. Fakat burada da şöyle bir muazzalı bir durum var. Yani hileli bir durum var. Şimdi mevcut çalışanların kadroya, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili herhangi bir yasal düzenlemeyle ilgili şu anda bir veri tabanımız yok. Yani diyelim ki sağlık çalışanında ya da üniversitede çalışan bir taşeron işçinin bugün hangi şartlarda ya da ne şekilde kadroya geçeceği ya da kimin onayıyla ya da talebiyle kadroya geçeceğiyle ilgili bir durum yok ortada. Şimdi durum böyle olunca ortada bir kaos ortamı oluyor. Şimdi herkes şöyle bakıyor. Acaba birilerinin torpilli olanlar mı kadroya geçecek? Ya da gerçekten adaletli bir şekilde kadrolaşmaya yapılabilecek mi? Böyle de bakılıyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda çalışan kadrolu taşeron işçilerimizin gerçekten sorunları çok büyük. Çünkü her yılın sonunda iş akitleri feshediliyor. Kıdem tazminatları ile ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Yıllık izinlerle ilgili, hakları ile ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Ve daha da önemlisi şu andaki çalışan taşeron işçilerimiz işverenlerin kendi yaptıkları işlerin dışında da bir takım işlerde çalışıyorlar. Sağlık sektöründe çok rahatlıkla görebiliyoruz. Üniversitelerde çok rahatlıkla görebiliyoruz. Belediyelerde görebiliyoruz. Örneğin belediyede bir belediyenin kadrolu zabıtasının yanında şu anda zabıtalarımızın olduğunu, taşeron zabıtalarımızın olduğunu, ikisinin de aynı işi yaptığını ama birinin taşeron şirket firma üzerinden çalıştığını, birinin de kadrolu eleman olduğunu ama birinin belli bir miktarda ücretle çalışırken birinin asgari ücret seviyesinde çalıştığını da çok iyi biliyoruz. Şimdi bu düzenlemeler yapılması, elbette ki bir takım düzenlemelerin yapılması tabii ki güzel. Arkadaşlarımıza, bu konuda çalışan arkadaşlarımıza belli bir düzenlemeyle ilgili bir takım kazanımlar elde edilmesi de muhakkak ki güzel ama şöyle bir de sorun var ortada. Her seçim öncesi veya yapılacak herhangi bir hükümetteki bir şeyin öncesinde yapılacak bir konu üzerinde ya gündem saptırma ya da bu insanların şeyiyle ilgili bir takım taşeronlarla ilgili böyle çalışmalar ortaya atılabiliyor. Şimdi önümüzde muhakkak ki şimdi bu taşeronla ilgili yapılan bu açıklamaların altında şunu çok iyi biliyorum ki önümüzde yapılacak bir başkanlık sistemi var. Evet. Ve kamuoyuna bunu referandum olarak sunulmasıyla ilgili de zaten Cumhurbaşkanımız da böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bu anlamda böyle bir referandum öncesi yine 7 Haziran seçim öncesi yapılan taşeron işçiliği vaadiyle mi yapıldı? Yoksa gerçek anlamda bu insanların sorunlarının giderilmesi ve sorunlarının üzerine gidilmesiyle ilgili ve gerçek anlamda da adaletli bir şekilde kadrolaşmanın yapılmasıyla ilgili mi yapıldı? Onu da zaman gösterecek. Bakalım kim haklı çıkacak. İnşallah onlar haklı çıkarlar ve hiçbir önünde şeye mahal bırakmadan inşallah bu arkadaşlarımız kadroya geçerler. Biz bundan mutluluk duyarız sendikalar olarak. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Taşeronlaşmanın yaygınlaşması bir kere örgütlü yapının önüne geçilmesinin önündeki en büyük engel. Eğer taşeronlar yaygınlaşırsa örgütlü yapı zafiyete uğratılıyor. Bunun da en güzel yaygınlaştırılmış şekliyle uygulama şekli taşeron işçilik sistemi. Bugün bunun önünde bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah biz haksız çıkalım. Bakanımız Süleyman Soylu'nun yaptığı bu çalışmayla ilgili de biz bunu zaten sendikalar olarak yakından takip edeceğiz. İnşallah o çalışan arkadaşlarımızın, taşeron arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili bildiklerini iddia ettikleri o sorunlarıyla ilgili sorunları çözecekler. Biz de onları alkışlarız. Ama çözemediklerinde yine çıkacağız buralarda bunlarla ilgili. Her seçim öncesi ya da işte referandum önceleri ya da bir takım olayların gündem değiştirilmesiyle ilgili bu konuların ortaya atılması da gerçekten biz sendikaları artık rahatsız ediyor. Çünkü taşeron işçilerinin bu şekilde belli süreçlerde, belli periyotlarda sanki kullanılıyor gibi bir his artık bizde var olmaya başladı. Eğer arkadaşlarımızın sorunları çözülecekse yine üstüne basarak söylüyorum, biz bundan gurur duyarız. İnşallah çözülür. Evet. Peki bu konuyla ilgili bizim unuttuklarımız, sizin eklemek istedikleriniz var mıdır?
Şimdi Esengül Hanım, şunu özellikle üstüne çizmek istiyorum. Bugün siz bizi buraya taşeron işçilikle ilgili Süleyman Bey'in yaptığı bu açıklama ve bununla ilgili sorular için çağırdınız. İnanın samimiyetle söylüyorum, bizim artık taşeron işçiliği arayacağız yarınlarda. Çünkü önümüzde biliyorsunuz bu açıklamadan önce Süleyman Bey kiralık işçilik ve istihdam büroları ile ilgili bir takım açıklamalar ve onların yasalaşmasıyla ilgili ve torba yasadan çıkan bu şeyle ilgili açıklamaları da yaptı. Ve biz bu istihdam bürolarının ve kiralık işçilerinin işçiliklerle ilgili yapılan bu açıklamadan gerçekten tüylerimiz ürperiyor. Şu anda bunu yasalaşması ve uygulamaya geçmesiyle ilgili artık önünde bir engel kalmadığını da görüyoruz. Çünkü hükümet bu konuda gayet kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmalar yapıyor. İnşallah biz taşeron işçiliği aramayız diye umut ediyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Sendikalar olarak bunun da takipçisi olacağız. Çünkü kiralık işçilik dediğimizde aklımıza ilk gelen şey kölelik işçiliği. Yani 1900-1800'lü yıllarda Amerika'nın, İngiltere'nin, Belçika'nın ve İspanya'nın yaptığı o Afrika'dan köle şeyiyle hiçbir farkının olmadığı bir ortam geliyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki, ben tekrar çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için.